Ben sana insanların en hayırlısının, en merhametlisinin yanından geliyorum. Gel beraber geri dönelim. Ümmü Hakim, saliha bir kadın rolü üstlenmişti. Sen bize ancak iyi ve güzel ahlaka emrediyorsun. Bugün Ümmü Hakim binti Haris'ten bahsediyoruz. Ümmü Hakim Mekkeli, Kureyş'ten biri. Kendisi ümmetin firavunu olarak bildiğimiz Ebu Cehil'in yeğeni ve aynı zamanda da Ebu Cehil'in oğlu İkrime ile evli. Kendisi hem müşrik hem de müşriklerin başı olan Ebu Cehil'in yeğeni, hem de İslam'a düşmanlıkta babasından alt kalır yanı olmayan İkrime ile evli, aynı zamanda yine müşriklerin başı olan bir babanın evladı. Kendi babası Bedir'de şirkin komutanlığını yapanlardan biriydi. Haliyle böyle bir ailede bulunan Ümmü Hakim de İslam'ın baş düşmanlarından biriydi. Kadınlar arasında İslam'ın düşmanlığını yapanlardan Hint binti Utbe ile çok yakın arkadaşlığı vardı. Ümmü Hakim bir gün evdeyken kocası İkrim'e eve geliyor ve dışarıda Halid bin Velid ile arasında geçen bir konuşmayı anlatıyor. Bugün diyor Halid ile karşılaştım. Bana şöyle söyledi. Biz eskiden azı dişleri gibiydik. Birbirimizden ayrılmazdık. Muhammed artık hem Arap hem de Arap olmayanlara liderlik ediyor. Eğer biz de ona tabi olsaydık, biz de onunla beraber şereflenirdik. Böyle söylediğini duyunca Ümmü Hakim, "E peki sen ne dedin ona?" diyor. İkrime, "Ben de ona şöyle cevap verdim." diyor. "Eğer tek başıma da kalsam ona asla uymam." Günler böyle geçip giderken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının Mekke'yi fethettiği gün gelip çatıyor. Peygamberimiz Mekke'de Kabe'nin etrafında bulunan 360 kadar putu kırdırıyor ve sonra insanlara dönüyor, şöyle söylüyor. Gidiniz, siz artık tülekasınız. Tüleka yani serbest. Peygamber Efendimiz o gün herkesi affetmişti. Peygamber Efendimizin bu engin merhameti, affıyla beraber kendisine gelip biat etmek isteyen birçok insan vardı. Kadınlar da grup grup gelip Efendimiz'e biat ediyorlardı. Efendimiz'e biat etmek üzere, iman etmek üzere gelen kadınlardan biri de Ümmü Hakim'di. Ümmü Hakim, Hint binti Utbe'nin beraberinde olduğu grupla beraber gitmişti Efendimiz'in yanına. Peygamber Efendimiz onlardan Allah'a şirk koşmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hırsızlık yapmamak ve iftira atmamak, marufa karşı isyanda bulunmamak gibi hususlar üzerinde söz almıştı. Onlar da bunların hepsine söz vermiş, biat etmişlerdi. Ümmü Hakim o gün Efendimiz'e şöyle söylüyor. Sen bize ancak iyi ve güzel ahlaka emrediyorsun. O gün Mekke'de öyle bir atmosfer var ki, insanlar İslam'ın güzelliği karşısında dilleri tutulmuş bir şekilde dine giriyorlar. Kalpleri yumuşamış herkesin. Ümmü Hakim ve diğer kadınlar ve iman eden herkes aynı bu hal içerisinde tüm samimiyetleriyle iman etmeye geliyorlar. Biat verdikten sonra insanlar oradan ayrılıyor ama Ümmü Hakim'in Peygamberimize diyeceği bir şey daha var. Efendimiz ashabıyla beraber Mekke'ye girdiğinde kocası İkrime öldürülme korkusuyla, ki bu haklı bir korkuydu çünkü İkrime'nin kanı müminlere helal kılınmıştı, Yemen taraflarına doğru Mekke'den çıkıp kaçıyor. O gün Ümmü Hakim mümin bir kadın olmuş, aynı zamanda saliha bir kadın özelliği gösterecekti. Peygamberimize şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, İkrime sizin buraya gelmenizden sonra öldürülme korkusuyla Mekke'den kaçtı. Eğer o buraya geri gelirse, iman ederse onu da affeder misin? İkrime'nin hem Peygamberimize hem de Müslümanların diğerlerine o kadar çok eziyeti vardı ki, dediğimiz gibi babasından alt kalır yanı yoktu eziyetler noktasında. Peygamber Efendimiz, rahmet peygamberi, Ümmü Hakim'e şöyle diyor. Evet,
onu da affeder. Hazreti Muhammed İkrime'ye dahi teminat veriyor. Ümmü Hakim bu müjdeyi aldıktan sonra hemen hazırlanıyor. Kadın başına da olsa yanına bir kölesini alıyor ve çöl yollarına düşüyor. Kocasının peşinden gidip ona yetişmek için. İlk davetini gerçekleştirmek için. Zorlu bir yolculuk oluyor. Ama sonunda Yemen'e varıyor. Ve bakıyor ki orada bir gemi var, kalkmaya hazır bir şekilde bekliyor. İkrime diye bağırmaya başlıyor. Kocasını arıyor, orada olabileceğini tahmin ediyor. Ve İkrime gerçekten de o an orada. Karısının yanına, Ümmü Hakim'in yanına geliyor. Ümmü Hakim konuşmaya başlıyor. Ben sana insanların en hayırlısının, en merhametlisinin yanından geliyorum. Gel beraber geri dönelim, gitme. İkrime neden diyor, nasıl geri döneceğim? Ümmü Hakim diyor ki, La ilahe illallah dersen, Allah'ın birliğini, Muhammed'in de onun Resulü olduğunu kabul edersen hiçbir sıkıntı çıkmayacak. İkrime diyor ki, ben zaten bunları dememek için burada değil miyim? Ümmü Hakim tekrar konuşuyor. Muhammed sana teminat verdi, eman verdi, seni affetti. Bu sözler karşısında İkrime şoka giriyor. Nasıl yani? Beni de mi affetti? Tüm herkesi affetti tamam ama beni de mi affetti? Yaşanan onca şeye rağmen. Evet diyor Ümmü Hakim, affet. İkrime karısının gözlerinin içine bakıyor ve bunca yolu, çöl yolculuğunu kendisi için yapmış, kendisinin yanına gelmiş olan karısının gözlerine bakıp tamam diyor, geri dönelim. Geriye dönüyorlar, yola koyuluyorlar. Yolculukta Ümmü Hakim kocasına birer birer anlatıyor gördüklerini. Müslümanların hallerini, Efendimizin merhametini, tüm bu olup biteni, insanlardaki bu farklı hali. İkrime aslında yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Peygamber Efendimizin karşısına gitmeden önce Efendimiz ashabına dönüyor, diyor ki İkrime buraya geldiğinde ona babasıyla ilgili hiçbir şey söylemeyin. Sizin Ebu Cehil'e sövmeniz ne size bir fayda sağlar ne de ölü bunu duyar. Bu yalnızca İkrime'yi yaralar. İkrime Peygamberimizin karşısına geldiğinde Allah Resulü Hazreti Muhammed ne yapıyor biliyor musunuz? Ayağa kalkıp onu öyle karşılıyor. Ey hicret yolcusu, hoş geldin. Bu karşılama karşısında İkrime o an kendi ifadelerine göre zaten o an kalbi tamamen yumuşuyor. İman etmeye hazır artık. Peygamberimize diyor ki, beni neye davet ediyorsun? Allah Resulü cevap veriyor. Allah'a ortak koşmamaya, onun bir olduğuna ve benim de onun Resulü olduğuma, namaz kılmaya, zekat vermeye, şuna şuna. İkrime diyor ki, sen beni ancak doğruya, hak olana, güzel olana çağırıyorsun. Ve o an orada şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor İkrime. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan çok hoşnut oluyor. İkrime diyor, bugün benden ne istersen iste. Daha önce başkasına verdiğim bir şeyse sana da vermeye hazırım. İkrime şöyle cevap veriyor. Bugüne kadar sana çok düşmanlık ettim. Çok savaşlar yaptık. Ve senin yüzünden veya arkandan çok kötü söz söyledim. Bunlar için benim adıma af diler misin? Efendimiz aynı İkrime'nin istedikleri gibi. Allah'ım diyor. Bize ettiği düşmanlıklardan, bizimle yaptığı savaşlardan, yüzüme veya arkamdan söylediği tüm kötü sözlerden ötürü onu affet. İkrime şahit ol ya Rab diyor. Ve şöyle söylüyor. Bugüne kadar insanları Allah yolundan alıkoymak için her nerede ve ne kadar harcama yaptıysam onun iki katını Allah yolunda yapacağım. Ve yine her nerede veya ne zaman insanları Allah yolundan alıkoymak için ne kadar can çürütmüşsem bunların hepsinin iki katını Allah yolunda yapacağıma söz veriyorum. Ve İkrime gerçekten de gündüzleri yiğit, geceleri abid bir kul olarak yaşamaya devam ediyor. Bir gün bir savaşta Müslümanlar safında yer alırken öyle bir atılıyor ki savaşa. Halid bin Velid yavaş diyor İkrime sen bize lazımsın. İkrime diyor ki sen sus,
Senin Allah Resulü ile geçmişin temiz. Benimse öyle değil. Biz çok düşmanlık ettik. Onunla çok savaşlar yaptık. Bugün Bizans'la karşı savaşırken mi geri kaçacağım? Ümmü Hakim, yani İkrime'nin karısı. Kendisi Allah Resulü'nü gördüğünde iman etmekle kalmamış. Kocasının imanına da vesile olmuştu. Kocasının hem dünyasını hem ahiretini kurtarmıştı. Ümmü Hakim, saliha bir kadın rolü üstlenmişti. Kocası İkrime, her ne hayır işlerse hem kendi payına aynısı yazılıyor hem de karısı Ümmü Hakim'in payına aynıları yazılıyordu. Kocası İkrime'nin vefatından sonra da Ümmü Hakim bizzat kendisi de yine savaşlara katılmış. Hatta bir savaşta çadırının direğiyle 7 tane düşman askerini öldürmüştü. Ümmü Hakim, bir zamanlar müşriklerin kadınlarının başında yer alırken artık Müslümanlar arasında yer almış, aynı zamanda saliha bir kadın olmuştu. Ve artık Hazreti Ümmü Hakim diye anılmaya layık bir insan olmuştu. Allah kendisinden razı olsun.